Gençler bugün çarpanlara ayırma konusuna başlıyoruz. Evet. Birinci madde ortak çarpan parantezini alma gençler. Buradaki espri şu. Bir ifade ayrılırken bir ifade çarpanlarına ayrılırken ifadenin her teriminde, ifadenin, bunları defterimize yazalım gençler. İfadenin her teriminde ortak çarpan varsa, ortak çarpan varsa, bu ifade gençler, evet, ortak çarpan parantezine alınarak, ortak çarpan parantezine alınarak evet, çarpanlarına ayrılır. Şimdi örnek vereceğiz gençler. Ne demek istediğimiz anlaşılacak. Bir tane ilk önce bir şablon yazayım gençler. Şöyle. Px polinomu çarpı Bx diyelim. Bir de gençler yine Px polinomu çarpı Cx polinomu diyelim. Bakın burada ortak bir çarpan var görüyorsunuz değil mi? Ne ya da Px polinomu. Biz bu Px ortak çarpan parantezini alırsak elimize ne geçer gençler? Bx artı Cx polinomu geçmiş olur. Evet. Basit şekilde ifadesi bu gençler. Şimdi örnek verelim. Bakın şimdi A seçeneğini aşağıya indirelim. X küp y kare y kare x küp. Şimdi gençler x kareler ortak görüyorsunuz değil mi? Bunu ayrıştırarak da görebilirsiniz. Şöyle x kare x, y kare. Şimdi orada y kare var diye y küpü de y kare çarpı y şekline getirebilirsiniz. Şöyle. Böyle daha rahat görürsünüz. Alışılana kadar böyle yapabiliriz. Bakın x kareler ortak gençler bir de y kareler ortak. Ne yaptık? Her iki terimde ortak olan çarpanları gördük. Neler ortakmış? X kare y kareler ortak gençler. O zaman birincisinde sadece ne kalır? X, ikincisinde eksi y kalmış olur. Evet. Şimdi devam edelim. B biraz daha basit gençler. B seçeneğinde ne var bakın? 5x kare eksi 5x. Ne yapacağız? Bunu 5x çarpı x şekline, diğerini de 5x çarpı ne şekline getirelim gençler? Bir şekil. Alıştığınız zaman bunları daha pratik yaparsınız. Evet, buradan da bunu 5x parantezine aldığımız zaman gençler ne gelmiş olur? X eksi 1. Evet. Şimdi C şıkkına bakalım gençler. Onu şuraya taşıyayım. Ne var bakalım elimizde? AXY gençler. AXY bir de AXT var gençler. Görüyorsunuz değil mi? Nelerin ortak olduğu gözüküyor. AX terimleri burada bu üç terim için ortak olan ifade. Bunu AX parantezine aldığınız zaman gençler Y artı Z eksine gelir de katsayılara da dikkat edeceksiniz. Evet. Şimdi devam edelim gençler. C seçeneğinde de üstte bir ifademiz var. Ne var gençler? 2 üzeri eksi 20. Şimdi eksi 5 çarpı gençler orada 2 üzeri eksi 21 var ya onu eksi 20 2 üzeri eksi 1 ayrıştırayım şöyle. Artı 3. 3 üzeri eksi 22 var ya onu 2 üzeri eksi 20 2 üzeri eksi 2 şeklinde ayrıştıralım. Şimdi böyle yaptığımız zaman gençler şu 3 üzeri şey pardon 2 üzeri eksi 20'ler hepsinde ortak olur. Şunun önünü de açalım az. Buraya da kat sayısı olarak 1 yazalım. Şöyle. Tamam. Evet, buradan gençler bunu 2 üzeri eksi 20 parantezine alırsak 1 eksi 5 çarpı 2 üzeri eksi 1 artı 3 çarpı 2 üzeri eksi 2 şeklinde çarpan elde etmiş oluruz. Evet. Devam edelim.
Şimdi çift ve tek kuvvet ne demek gençler? Ondan bahsedelim. Bu da çarpanlar ayırmada kullanılıyor. Şimdi n bir pozitif tam sayı olacak gençler, tamam mı? Buna a diyelim şöyle. Evet. X eksi y üzeri 2 n. Tabanlar yer değiştirince gençler y eksi x üzeri 2 n eşit. Örneğin x eksi y'nin karesi gençler y eksi x'in karesine eşit. Biz bunu problem çözümlerinde, yani çarpanlar ayırma konusunda kullandığımız için yazdık gençler. Eğer bu x eksi y üzeri tek kuvvet var diyelim, 2 n eksi 1. Tabanların yeri değişirse gençler önüne eksi kat sayısı geliyor. Yani ben burada x eksi y üzeri 2 n eksi 1'den y eksi x üzeri 2 n eksi 1'e geçersem bakın önüne eksi 1 kat sayısı geliyor, tamam mı? Örneğin biz x eksi y'nin küpünü yerleri değiştirdik diyelim. Y eksi x'in küpü yaparsak önüne ne gelecek gençler? Eksi işareti gelecek, tamam mı? Bunu deftere yazalım. Şimdi bunu örnekleyelim. Bakın ne var elimizde? X eksi y'nin karesi eksi y eksi x'in küpü. İfadesini çarpanlarına ayırırız demiş. Biz burada ne yapacağız gençler, bakın. Y eksi x'in ya da değişmeyen hangisi gençler, ona göre yapalım. X eksi y'nin karesi y eksi x'in karesine neydi gençler? Eşit. Onu değiştirelim. X eksi y'nin yerine ne yazalım? Y eksi x'in karesi eksi burayı y eksi x'in karesi çarpı y eksi x yazalım. Buradan gençler birincinin yazılmadığına göre kat sayısı 1'dir, değil mi? Şuraya 1 yazabiliriz. Evet. Buradan y eksi x'in kareleri ortak gençler. Yani biz ne yapabiliriz bunu? Y eksi x'in karesi parantezini alabiliriz. O zaman elimizde ne kalır? 1 eksi şöyle y eksi x kalmış olur gençler. Bunu da düzenleyerek y eksi x'in karesi çarpı gençler buradan ne gelecek? X artı 1 eksi y gelecek. Evet. Şimdi bu da güzel bir soru. Sınavda daha önce çıktı gençler bunlar. Şimdi neler eşit dememiz lazım bakın. Tabanları eşit dememiz lazım. Buradan şunu görebilirsiniz. Bu tek kuvvetlerle oynamayın, çift kuvvetlerle oynuyorsunuz. Y eksi x'in karesi neye eşitti gençler? X eksi y'nin karesine eşit. Yine b eksi a'nın karesi a eksi b'nin karesine eşit. O x eksi y'nin küpü kalsın. Teklerle oynamadık. Nelerle oynadık? Çiftlerle. Ne yaptık? Y eksi x'in karesi. Çift kuvvette tabanlar yeri değiştirebilir demiştik. X eksi y'nin karesine gençler. Yine b eksi a'nın karesi gençler a eksi b'nin karesini işte. Teklerle oynamadık, çiftlerle oynadık. Şimdi bakın burada gençler şu ne parantezini alabiliriz bunu biz? A eksi b'nin karesi x eksi y'nin karesi parantezini alabiliriz. Bunu yaptığınız zaman gençler sol tarafta bir tane a eksi b kalır. Sağ tarafta da bir tane x eksi y kalır. Evet, toparlarsak bunu gençler a eksi b'nin, bu sınav sorusu gençler eskiden çıktı. Evet, yıldız koydum yanına görüyorsunuz. X eksi y'nin karesi çarpı gençler x artı a eksi y eksi b şeklinde çarpanımız oluşmuş olur. Evet. Şimdi gelelim gençler gruplandırarak çarpanlar ayırma. Evet. Burada terim sayısı gençler biraz fazla olunca yapıyoruz bunu. Terim sayısı diyoruz. Terim sayısı 4 ya da daha fazla olan. Bakın 4 ya da daha fazla olan. Terim sayısı 4 ya da daha fazla olan ifadeler fazla olan ifadeler diyelim. Evet. Gruplandırılarak evet. Ne yapacağız? Kendi arasında ortak çarpan parantezini alınır. Ortak çarpan parantezini alınır.
Cümleyi bir daha okuyayım gençler bakalım. Ne dedik? Terim sayısı 4 ya da daha fazla olan ifadeler gruplandırılarak kendi arasında ortak çarpan parantezini alınır. Yani biz ortak çarpanları tespit edip kendi arasında gruplandıracağız gençler. Olay bu aslında. Evet. Şimdi şöyle bir şablon verirsek örnek olarak gençler. Px çarpı Bx, tamam mı? Sonra gençler devam edelim. Qx çarpı Cx diyelim. Tamam mı? Evet. Yine Px çarpı gençler ne diyelim? Px çarpı bakayım az. Px çarpı gençler Cx diyelim. Tamam mı? Bir de gençler Qx çarpı Bx diyelim. Şimdi bakın şu Px'leri görüyor musunuz? Bunları bir grup yapalım. Şunları da bir grup yapalım. Evet. Şu ikisini Px parantezine alalım gençler. Px parantezine aldığımızda ne gelir? Px artı Cx gelir. Bu şablonu örneklemek istiyorum gençler. Şu üstten ne gelecek? Qx parantezinde yine ne gelecek gençler bakın. Px artı Cx gelecek. Sonra bakın. Bunları da ne parantezine alabilirsiniz gençler? Px artı Cx parantezine alabilirsiniz. Buradan da ne gelir bakın? Çarpı Px artı Qx gelir. Ne yapmış olduk? Bu ifadeleri kendi arasında ortak çarpanlar yardımıyla gençler gruplandırıp ne yaptık? Ortak çarpan parantezini alıp ne yapmış olduk? Sonuçta ifadeyi çarpanlarına ayırmış olduk. Evet, devam edelim şimdi gençler. A seçeneğine bakıyorum. Evet. A seçeneğimizde ne var gençler bakın? Ax yanına eksi ay'yi taşıyorum. Şimdi bir de b'ye eksi bx var. Onları da kendi arasında bir araya taşıdık. Ya da a'ları da taşıyabilirsiniz. X'leri de taşıyabilirsiniz. Yani bu sizin tercihiniz gençler. Şimdi buraya a parantezini alıyorum. X eksi y. Buraya gençler b parantezini alıyorum. Y eksi x. Şunların yerlerini değiştireceğim gençler. A parantezinde x eksi y. Şu y ile x'in yerini değiştirince önüne ne gelecek gençler? Eksi. Şöyle. Y, x eksi y. Dur şunu eksi b yazalım gençler. X eksi y, evet. Burada ne yaptığımızı ifade edelim. Tek kuvvet var diye gençler üzerinde. Y eksi x'i yer değiştirdiğiniz zaman önüne x eksi y geldi. Evet, buradan da x eksi y'ler ortak görüyorsunuz gençler. Buradan x eksi y parantezini aldığımızda ne gelmiş olacak? A eksi b. Bunları deftere örnek olarak yazarsınız. Bir tanesini yaptık. Şimdi b seçeneğine bakalım gençler. B seçeneğinde ne var? Bakıyorum. Evet. Y küp var. Y küpü gençler. Y kare çarpı y. 3y kare var. O da öyle dursun. Artı 6y. 18'i de 6 çarpı 3 yapar. Şimdi buradan terim sayımız 4 ya gençler. Şunları kendi arasında gruplandıracağım. Şunları da kendi arasında gruplandıracağım. Evet. Burayı y kare parantezine aldığımda ne gelecek gençler? Y artı 3. Ayrıştırarak yazdım. Gördünüz mü? Buradan da 6 parantezinde y artı 3. Y artı 3'ler ortak. Görüyorsunuz değil mi? Y artı 3 parantezinde ne gelecek gençler? Y kare artı 6 gelmiş olur. Evet. Şimdi devam edelim. Bu da tamam. Gençler. Şimdi şunu aşağıya taşıyayım. Evet. Şimdi gençler. Neye bakalım? C'ye bakalım. C'de gençler. A kare 3A var ya. Onu A çarpı A yazalım. Artı 3A. Sonra eksi parantezini alalım oraya gençler. B parantezini alalım. Ya gerçek eksi parantezini alma gerekiyor. Eksi 3B. Eksi AB. Tamam. Şimdi oldu. Şunları gruplandıralım. A parantezine bunları da eksi B parantezine alalım gençler. Burayı A parantezine aldığımız zaman artı 3. Burayı da eksi B parantezine aldığımızda yine A artı 3 gelir. Sonra da A artı 3'ler ortak ya gençler. A artı 3 parantezine aldığımızda ne gelecek? A eksi B gelmiş olacak. Evet, şimdi Ç maddesine bakalım gençler şurada. Bakalım 6MN var.
6 mn gençler. Onu 3 çarpı 2 çarpı mn yapalım. Tamam. 15 var, onu 3 çarpı 5 n yapalım. Ayrıştırmak için hazırladık. 4m'yi 2 çarpı 2m, eksi 15'te 2 çarpı 5 yapalım. Şunları kendi arasında gruplandıralım gençler. Bunları da kendi arasında gruplandıralım. Evet. Birincisini ne parantezine alabiliriz? 3n parantezine alabiliriz. Ne kalır geriye? 2m eksi 5. Buraya gençler 2 parantezine alalım. Yine 2m eksi 5. Görüyorsunuz değil mi? Buradan da 2m eksi 5 parantezine alırsanız gençler ne gelir? 3n artı 2 gelir. Evet. Şimdi gelelim buraya, güzel bir örneğimiz var. X, Y, Z, R sayılar gençler. X eksi Y'ye 6 vermiş. Bu tarz soru da sınavda çıktı gençler. Y eksi Z'ye ne vermiş bakın. 4 olarak vermiş. Bize x kare, bunun yanına x, y ile bir terim getirelim. Eksi x, y, y, z, eksi x, z. Bakın gruplandırmak için aslında bir çaba içine girdim. Şunları kendi arasında, bunları da kendi arasında gruplandıracağım gençler. Şuraya x parantezini alırsam, x eksi y, burayı z parantezini alırsam ne gelir gençler? Y eksi x. Şu y eksi x'i şöyle düşünüyorduk. Y eksi x tek kuvvet ya, eksi parantezinde ne eşit oluyor gençler? X eksi y'yi o şekilde düzenleyelim gençler. X eksi y, buraya eksi parantezini aldım gençler. Yine x eksi y yaptım. Şimdi x eksi y parantezini alıyorum gençler. Ne geldi bakın, x eksi z. Şimdi x eksi y'yi biliyoruz. Kaç gençler? 6. Bize bir de x eksi z lazım. X eksi y 6. Y eksi z ne gençler? 4. Taraf tarafa toplayın bakayım bunları. Şu y'ler ne yapar? Gider. Ne kalır geriye? X eksi z de kaç olur gençler? 10. Güzel bir örnek görüyorsunuz değil mi? Buradan da buraya 10 yazdığımız zaman sonuçta ne elde etmiş oluruz gençler? 60 elde etmiş oluruz. Evet. Şimdi bu örneğimiz de tamam gençler. Evet. Şimdi devam edelim yolumuza. Evet. Bizi çok ilgilendiren bir yere geldik gençler. İki kare farkı özdeşliği. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? X kare eksi y kare ne eşitti gençler? X eksi y çarpı x artı y eşit. Burada eğer sadece gençler x eksi y olsa bu da şuna eşit. Karekök x eksi karekök y karekök x artı karekök y. Eğer burada gençler karekök x eksi y olmuş olsa bunu dördüncü mertebeye dönüştürüyoruz gençler. Dördüncü mertebeden kök x, dördüncü mertebeden karekök y, dördüncü mertebeden karekök x, dördüncü mertebeden karekök y. Bu şekilde indirgemeye devam edebiliyoruz gençler, ama asıl olan şu. Evet. Şimdi bakalım A seçeneğinde ne var gençler? A kare eksi 1 var, görüyorsunuz değil mi? Bu çok basit klasik bir soru. A eksi 1 çarpı ne olacak gençler bu? A artı 1 olacak. Sonra devam ediyorum gençler. B var. Şimdi orada bakın. A üzeri 4 eksi B üzeri 4. Yarılayın gençler bunu. A kare eksi B kare. A kare artı B kare. Yine şu A kare eksi B kareyi bir kez daha ayırabilirsiniz gençler. A eksi B. A artı B. Yine buradan A kare artı ne gelmiş olacak gençler? B kare gelmiş olacak. Evet. Şimdi devam edelim gençler. C seçeneği. C seçeneğinde ne var bakın? 20'nin karesi eksi 19'un karesi. Bunu nasıl yazacaksınız gençler? 20 eksi 19, 20 artı 19. Buradan gençler ne olur? 1 çarpı 39 cevabımız ne olarak bulunmuş olur? 39 olarak bulunmuş olur. Ç seçeneğine bakalım şimdi gençler. Ç seçeneğine. Ç seçeneğinde aslında gençler bizim bir kuralımız var. Onunla da biraz alakalı ama olsun. Şimdi iki kare farkı var orada. Yazalım. X eksi y'nin karesi x artı y'nin karesi. Evet. Buradan gençler bunu iki kare farkı yaparsanız şöyle olur. Bir x eksi y ile x artı y'nin farkı gelir. Tamam mı? Bir de x eksi y ile gençler x artı y'nin nesi gelir? Toplamı gelir.
Burayı düzenlediğiniz zaman gençler, buradan x'ler gider. Şuradan eksi 2y gelir. Gençler, buradan da 2x gelir. Bunları da çarptığımızda eksi 4xy olarak hesaplanmış olur gençler. Tamam. Evet. Şimdi x ve y doğal sayı. X kare eksi y kareyi nasıl yazıyoruz gençler? X eksi y çarpı x artı y 41. 41 neydi gençler? Asal sayı. O zaman burası 1. Burası kaç olacak gençler? 41 değil mi? O zaman x ne olur gençler? 21. Y ne olur? 20. Bize x çarpı y'yi sormuş gençler. Kaç olur? 420. Evet. Şimdi buradan payda eşitlerseniz gençler, bunu x ile bunu y ile eşitleyelim. Buradan ne gelir o zaman bakın. X kare eksi y kare bölü x çarpı y. Yukarıda çarpanlarını ayırdığınız zaman gençler ne olur? X eksi y çarpı x artı y bölü x çarpı ne şekline gelir gençler? Y şekline gelir. Evet. Şimdi buradan gençler, arada soru atladık mı biz bakayımız? Yok, atlamamışız. Evet. X eksi y dediğimiz zaman gençler, bunları taraf tarafa çıkardığınızı düşünün. Kökler gider, geriye ne kalır? Eksi 2 kalır. Bunları taraf tarafa topladığınızı düşünün gençler. 2 kök 7 kalır. Bunları bir de çarpalım gençler. Kök 7 eksi 1, kök 7 artı 1. Yukarısı ne oldu gençler? Eksi 4 kök 7. Şimdi aşağıya bakalım. Bununla bunu çarparsanız gençler 7 eksi 1 gelir. Yukarısı ne oldu gençler? Eksi 4 kare kök 7. Çıkardığımız zaman öyle oluyor değil mi gençler? Evet. Bölü ne oldu? 6. Bunları da sadeleştirelim. Kendi arasında gençler eksi 2 kare kök 7 bölü ne hesaplamış olacağız gençler? 3 sonucunu bulmuş olacağız. Evet. Şimdi gençler burada kalalım mı diyeceğim. Bakalım zamanımız çok uzamış, kalalım.